İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Hakan Altunalan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani, Kuddisesi Ruh. Tövbe ve istiğfar. Muhammed Murat adlı birine mektubunda şöyle etti nasihat haramlar hususunda. Kıymetli dostlarımın bu dünyanın tadına, çekici, cazibeli, süslü günahlarına, aldanmış olmasından çok fazla korkuyorum. Gaflet etmelerine pek çok üzülüyorum. Şeytanın dürtmesiyle ayrılıp mübahlardan, şüpheli ve harama uzanacaklarından, sahibimize karşı utanacak bir hale düşeceklerinden de sıkılıyorum öyle. Tövbe ve istiğfara çok devam etmelidir. Haramlar öldürücü zehir bilinmelidir. Sana söyleyeceğim tek sözüm yalnız şudur. Çocuksun, yolunsa bir hayli korkuludur. Hak Teâlâ bizlere çok acıdığı için çok şeyi mübah etmiş, vermiştir ruhsat izin. Velakin ruhu hasta, kalbi bozuk olanlar, mübahlarla doymayıp hudut tanımayanlar, haram ve şüpheliye maalesef el uzatır. Böyle kullar ne bedbaht ve ne çok zavallıdır. İslam'ın hududunu gözetip ince ince buradan dışarıya taşmamalı böylece. Alışkanlık üzere vardır çok namaz kılan, fakat az, hem pek azdır bu hududu kollayan. Doğru, halis olarak ibadet edenleri, bozuk olanlarından ayıran farkın biri, Allah'ın her emrini harfiyen gözetmektir, hududu aşmamaya itina göstermektir. Çünkü namaz ve oruç, eda olunduğunda, görünüşte aynıdır, halis ve bozuğu da. Zira Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır, dininizin direği, temeli bu veradır. Ve yine hadisinde, o Allah'ın Habibi buyurdu ki, hiçbir şey olamaz vera gibi. Bu kıymetli ömrümüz kusurla, kabahatla geçiyor, tükeniyor, her gün günah yapmakla. Bunun için tövbeden, istiğfar eylemekten, konuşmamız hoş olur, Hakk'a boyun bükmekten. Zira Nur suresinde buyurdu ki Rabbimiz, ancak tövbe etmekle kurtulabilirsiniz. Ve En'am suresinde etti ki emr-i ferman, sakının gizli açık her türlü günahlardan. Herkese farz-ı ayn'dır günaha tövbe etmek. Hiç kimse kurtulamaz tövbeden kadın erkek. Nasıl kurtulurlar ki bu tövbeden insanlar? Peygamberler ederdi hem de tövbe istiğfar. Bütün peygamberlerin sonu ve en yükseği olan Resulullah da yapardı bu tövbeyi. Allahü Teala'dan utanıp sıkılarak
af dilemek gerekir gözyaşı akıtarak. Ve farzlardan birini özürsüz terk ettiyse, onun da kazasını yapmalıdır o kimse. Kul hakkı da var ise, ödeyip helallaşmak ve dua etmekle kurtulur ondan ancak. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim, İslam alimlerinden Evliya-i Kiram'dan olan Sırrı-i Sakati Kudüs-i Suruh buyuruyorlar ki, kul dört şeyle yükselir. Bunlar ilim, edep, emanet ve iffettir buyuruyor Sırrı-i Sakati rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler efendim, buyurun. Hocam, evliya olmayı istemekle evliya olunur mu sorum. Bir de anneme, babama, akrabalarıma ve bana dua istiyorum. Rabbim iki can saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın inşallah Teala. Amin inşallah. Hocam, sizi 8 yıldır dinleyemiyorum. Daha öncesinde dinlerdim. Dua edin de artık hani o dünya sıkıntılarından kurtulup da bir de sizi dinlemeye nasip olur inşallah. Bana annemi babamın ellerinden öpüyorum buradan. Onlar sizi peki dinliyorlar her zaman. Peki hadi efendim. Allah'a emanet olun. Güle güleyim. Peki efendim. Teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Buyurunuz efendim. İkinci dinleyicimizle görüşelim. Buyurun. Günler. İyi günler. Ben tüm Müslümanlar için dua isterim. Bir de Mustafa Tokoz için, Tokoz için ayrıca. Ha, onun için ayrıca. Osman Ünlü için değil. Osman Ünlü de dahil canım. Bu da dahil. Onu zorla dahil ettirdin. Çok teşekkür ederim. Bizi bir beni düşünen oldu yani. Düşünen çıktı. Allah-u Teala razı olsun. Cenab-ı Hak hepimize hidayet nasip etsin. Ahir ve akıbetimizi hayır eylesin inşallah. Teala. Buyurun efendim. Amin. Bu davarın 40'ta birini mi zekat vereceğiz hocam? Koyunun mu, keçinin mi? Evet. Evet. Peki efendim. Tamam, iyi günler, sağ olun. Peki, teşekkür ederiz. Size de iyi günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurunuz efendim. Bütün hizmeti geçenlerden Allah-u Teala razı olsun. Amin. Cenab-ı Hak sizlerden de razı olsun. Amin hocam. Hocam, benim önce millete şunu söyleyeyim yani. Ben bir görme engelli vatandaşım da 37 yıllık namazı ben 11 yılda kıldım, bitirdim. Maşallah. Yani insanoğlu birden gözüne çok gibi görünüyor, dağ gibi, ama yani yavaş yavaş alıştırarak yapması lazım. Mesela ilk 2 yıl ben 2 yıllık, 2 günlük kıldım. Sonra biraz arttırdım, 3 yıl kıldım. Sonra 6 yıllık da günde 4 günlük kıldım. Bitti elhamdülillah. Maşallah. Ama benim hatalarım, yanlışlarım oldu diye bunu ben bırakmadım. Her gün imsakla yahut teheccüd vaktinde bir günlük kılıyorum. Bir de sünnetleri kılıyorum. Günde 2 günlük kılmaya kazaya devam ediyorum. Maşallah. Çünkü eksiklerim, yanlışlarım olmuştur diye. Yani bunu devam ediyorum. Hiçbir zorluğu yok yani. Nefse önceden zor gibi görülüyor ya. Alıştıra alıştıra yaparlarsa ya hiç bitirirler yani. Bir zorluğu yok yani. Efendim, Allah-u Teala razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Günlerimizden yani bunu önce başta özet olarak söyleyeyim. İkinci şey mesela, ben yaşımız 60'ı geçtiği için unutuyoruz insanlık olur namazda. Dünya meselelerine geliyor. Oturuyorum mesela öğlenliğin yahut ikindinin yahut yatsının 4 rekat farzını kılacağım. Oturuyorum 2 rekat kılıyorum, birden dalıp gidiyorum. Allahümme salli bari de okuyorum, selam veriyorum. Onları diyorum ki ben 2 rekat kıldım, 4 rekat olması lazımdı. Biliyorum ben Şafii mezhebinde farzlar 2 rekat kılınıyor hep. Yok, 4 rekat namaz yok. Yok. Farzlar 4 evet, de sünnetler 2 rekat. Yok yani 2 rekat kılınıyor. Ben mesela o 2 rekatı kalkıp 2 rekat daha kılıp tamamlasam, öğlene niyet etsem yahut neyse ki öyle mi yapsam olur? Yoksa yeniden 4 rekat mı kılmam lazım? Peki efendim. Anlatabildim mi bilmiyorum yani. Şafii mezhebinde 2 rekat olunca sünnet set varsa da yani 2 rekat daha kılıp tamamlasam mı? Oruyorsa yeniden 4 mi alın? Birinci sorum bu. İkinci sorum da zekatla ilgili. 2017 yılının mesela ben Rebiülevvel ayının 10'unda zengin oldum. Ahir ayının 10'unda zengin oldum. Bunu ilk kurbanda kurban kesmem lazım.
bir sene sonra da bakıp şeyime, hesabıma, yani nisap miktarını geçiyorsa altın vermem lazım yahut parasını devredip vermem lazım. Ben kurban ayında baktım, ben nisap miktarına dahil değilim diye kurban kesmedim. Şimdi ben kesmem lazımdı gibi diye düşünüyorum şimdi aklıma gelince. Çünkü zenginlik şey öyle olunca kurbanda kesmem lazımdı. Yani zengin olup olmamak önemli mi onu bir sorayım dedim. Yani kurbandaki zenginlik şart mı yani? Çünkü bir dahaki Rebülavel ayrında baktığımda nisap miktarına dahil değilsem zekat vermeyeceğim. Ama ben de baktım bu sene, bir sene sonra 2018'in Rebülavel ayının 10'unda zenginlik miktarı nasibim. Yani 20 bin lira civarındaydı zenginlik miktarı. Ben de 22-23 bin lira civarında altının param vardı. Bunun 40'ta birini ben bir kardeşimle devrettim ya, altın yahut şey vermedim. Para da verdim, farz et. Neyse kardeşimin mesela elektrik su faturasını yatırdım. Tamam. Pazardan sebze meyve de aldım. Askerdeki oğlunu açlıkla gönderdim. Tamam. Anlaşıldı hepsini efendim. Ben bu niyetle gönderdim. Ama devrettim. Anlaşıldı. Devrettim. Başka sorunuz var mı? Yani o öyle yaptım. Yani tamam. Bu olmuş mu? Peki. Peki, teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Efendim dinleyeceğimiz evliya olmak istemekle evliya olunur mu diye bir suali oldu. Allah-u Teala buyuruyor ki, özür dilerim, İmam-ı Rabbani Hazretleri bir şey buyuruyor. Allah-u Teala buyuruyor, istek vermeseydi, vermek istemeseydi istek vermezdi. İmam-ı Rabbani Kutusu'nun mektubat kitabında sık sık bunu talebelerine de aynı şekilde bildiriyor. Bunda bir istek var. Bir de bir şey anlatıyor İmam-ı Rabbani Kutusu'nu. Mesela bir talebe sormuş. Efendim işte rüyamda işte evliya olmuşum. Bu tahakkuk edebilir mi falan diye. Onu tabir ederken, yorumlarlarken buyuruyorlar ki bunda evliya olma istidadı var. Yani rüyada görmüş ya. Ama dünya hayatında tahakkuk edecek kadar değil. Veyahut da şöyle buyuruyor da evliya değil de hükümdar olmak. Yani hükümdar olmak kabiliyeti var ama bu dünya şartlarında temayüz edecek, açığa çıkacak bir kuvvet değil. İşte rüya aleminde kalır buyuruyor. Yani onun için rüyalar hüccet olmaz, senet olmaz diye açık net bir şekilde bildiriyor. Dolayısıyla vermek istemeseydi istek vermezdi. Ama efendim bende istek var işte evliya olayım. Allah-u Teala her şeyi bir sebeple yaratmıştır evliya olmayı da. Efendim peygamber olmayı, hayır, onu seçiyor. O çalışmakla elde edilmez. Allah Teala peygamber olarak seçiyor. Peki evliyasını İslam alimlerinde seçmiyor mu? Seçiyor ama mesela o kabiliyetleri vermiş. Allah Teala yarattığı o sebebe yapışırsa o kabiliyetler var. Ona ulaşır, yoksa ulaşamaz. Yoksa ulaşamaz. Mesela bu dinleyicimize ben evliya olmak istiyorum. Hay hay. O zaman meydana çık. Kitaplar oku. Allah'tan en bildirdiklerini aynı şekilde tatbik et. Yasaklarından sakın. Bunda sebat kıl. Olur mu? Olur. Hatta Emir abiler Allah rahmet eylesin böyle basit bir şekilde izahı veriyorlardı. Şu kulvara girin buyuruyorlardı. Bu kulvarın sonunda evliya olursunuz. Tabii o kulvar dediklerine bir bakıyordum. Bir sürü hizar makinesi var orada. Adamdaki fazlalıkların hepsini kesiyorlar orada. Ama sabretmen lazım. Sabredersen neticeye ulaşırsın. Yoksa hani bir tabir de kullanmışlar ehl-i sünnet alimleri. Gasilin elindeki meyit gibi olmalı. Gasil ölü yıkayıcısı demektir. Meyit ölü yıkayıcısının elinde ki ölü gibi. Ölüyü ayağını kaldırıyorsun, itiraz etmiyor. Başını kaldırıyorsun, itiraz etmiyor. Su döküyorsun, itiraz etmiyor. Yan çeviriyorsun, itiraz etmiyor. Bizde gasilin elindeki ölü gibi değil de diri gibiyiz. Oraya dokunma, buraya dokunma. Oradan ne yapıyorsun alma, sen? Alma. Ne yapıyorsun sen? Öyle yapılır mı? Suyu neyi ayarlamadın? Dolayısıyla o zaman evliya olmaz. O zaman evliya olmaz. Gerçekten bir gasil bulmalı. Yani Müşri Kamil. Ve onların kitaplarını dikkatli bir şekilde okumalı, iyi anlamalı. Onu hayatına geçirmeli. Onlara uymalı. Ya Allah-u Teala ihsan sahibidir, verir mi verir. Eskiden şeyler varmış. Mesela büyük zatların dergahları varmış. Hı hı. Oraya gelen giden oluyor falan.
Şimdi tabirimi ya da teşbihimi mazur görün. Ehliyet kursuna gidiyorsunuz, ehliyet alıyorsunuz. Burayı da, bu dergahı da evliyalık kursu gibi bir şey düşünsek. Düşünebilirsin. Bugünkü şartlara göre adapte edebilirsin. Ama herkese orada diploma vermiyorlar. Şimdi Mustafa Bey, şöyle söyleyeyim. Ehliyet kursu da başka bir şey de, iş kursları da var mesela. Yabancı dil kursu var mesela. Yani netice itibariyle bir şey öğreniyorsun değil mi? Evet. Genel adı nedir bunun? Eğitim. Dergahlar da eğitim yeri. Medreseler de eğitim yeri. Dolayısıyla herkes bir şey öğrenmek için gider. Her şey bir şey öğrenmek için gider. Herkesin muradı neyse, neyi öğrenmek isterse, onun eğitimi verildiği yere gider. Ben de evliya olmak istiyorsam, evliya olunacak ve bunların eğitimi verilecek yerlere giderim. Onların dediğini yaparım. Neticede Allah-u Teala onu ihsan eder. Herkesin maksadı, çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, kim ne istedi de vermedik ki? Herkesin talebi. Yeryüzünde mesela Allah-u Teala inkar eden birçok kafir var. Hatta kafirler her zaman çok. Enteresan ya, kitaplarda bir ifade, ilk okuduğumda böyle şok olmuştum. En çok düşman olan kimdir diye. Allah Allah dedim, kim ki? Bir okudum, şaşırdım kaldım ha. Allah-u Teala diye. Hakikaten ya, bütün nimetleri veren o, en çok da ona düşmanlık yapıyor. Enteresan bir şey ya. Bütün nimetleri veren o. Geçen gün böyle biraz dinlenmek istedim şeyde, internete girdim. Uzayla alakalı. Uzayla alakalı. Baktım böyle şeyler var ya, hazırlamışlar ya belgeseller falan. Belgeseller var. Onlardan birisini arasladım, açtım. Sunucu da şimdi anlatıyor. Şimdi diyor, burası yer küresi. Ondan sonra bir başlıyor. Güneşin etrafındaki o gezegenlerin büyüklüklerini falan. Dünyanın büyüklüğünü söylüyor. İşte ayın başlıyor. Bu kadar falan filan. Derken gitti. İşte güneş, ondan sonra o güneşten aynı şekilde cesamet itibariyle büyüklerini devreye soktu. Samanyolu galaksisinin dışındaki galaksiler falan. Ondan sonra tabii ekranda bir şey var falan. Dünyayı görebiliyor musunuz? Yok. Yok. Belli bir aşamadan sonra galaksi de görülmüyor. Galaksi de görünmüyor. O kadar küçük yani. Galaksi de görünmüyor. Küçük kalıyor. Ya Mustafa Bey, düşündüm. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu mahlukatın içerisinde sen zerre bile değilsin. Hani zaten sunucu diyor ki, kum tanesi bile değilsin. Hakikaten ya, o büyüklüğü, cesameti düşündüğün zaman. Ki mesela şu anda bunların da uğraştığı, insanların uğraştığı, uzayda uğraştığı, daha birinci kat semadaki bunlar. Bunun ikinci katı var, üçüncü katı var, dördüncüsü var, beşincisi var, altıncısı var, yedincisi var. İnsan hayal bile edemiyor. Ondan sonra da mesela o galaksinin içerisinde nokta bile değilsin sen. Kum tanesi bile değilsin. Hani bir hadis-i şerifte işte cehennemden en son çıkan mümine dünya büyüklüğünde, bir rivayette 10 dünya büyüklüğünde. Ya dedim, 10 dünya büyüklüğü bile olmuş olsa, aha dedim, gözükmüyor. Geçen 10 gün önce falan bir hani bilim adamları açıklama yaptılar ya, kara deliğin fotoğrafını çektik falan diye. O kara delik mesela, sayıyı tam hatırlamıyorum ama böyle milyonlarca güneşi yutabilecek bir şey. Acayip bir şey yani. O kadar büyük yani. Ve insan böyle dehşete kapılıyor. Sonra da diyorsun ki, efendim benim aklım var, ben her şeyi alırım da anlarım da falan da feşmekan da falan hikaye. Şimdi onlara bakarken, hani dinleyicimiz dedi ya, evliya olmak istiyorum falan diye. Allah-u Teala nefsinin istek ve arzularına gem vurup bu mücadele, işte riyazet deniyor, mücahide deniyor. Bunlar başarırsa Allah-u Teala lütfeder, ihsan eder o kulunun da nefsine iman nimetiyle şereflenir. İman nimetiyle şereflenince bizim şu baş gözüyle göremediğimiz başka bir görme kuvveti veriyor öyle kullarına Cenab-ı Hak. O zaman senin o bakmış olduğun şeyler falan hikaye oluyor. Hepsini görüyor. Efendim ben işte teleskopla göreceğim, onlara gerek yok yani. Yani buradan baktığı zaman arşı görenler var. Allah-u Teala'nın öyle sevgili kulları var. Bunlar bu cesameti, bu büyüklüğü gördüğü için korkuları daha fazladır. Onun için Cenab-ı Hak'a karşı yapmış oldukları ibadetlerin hiçbirisini kabule layık görmüyorlar. Ve kendilerini yani
bunun en canlı misali şey söyleyeyim de İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki işte kendini Frenk kafirinden aynı şekilde üstün görene Allah-u Teala'yı tanımak nasip olmaz. Ve yine buyuruyor ki 20 senedir hesap ediyorum, sağdaki melek oturuyor boş duruyor, soldaki durmadan yazıyor. Hatta Enver abiler de yani kendilerini böyle biliyorlar. Enver abiler de bir gün anlattılardı. İşte de, hocamız hayattaydı dedi Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Ona arz ettim, dedim ki efendim İmam Rabbani Hazretleri haşa riyakar değil. Riya için söylemiyor bunu. E bu söylediği yalan da değil. Yalan da söylemiyor. Buradaki muradı ne? Buradaki muradı ne? Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala buyuruyor ki, buyuruyorlar ki, karışım buyuruyorlar. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, akıl, iman, nur sana bu güzelliklerin hepsinin sahibi Allah-u Teala. Bunları emanet duruyor. Onları ittirince ne kalıyor? Kapkara bir beden kalıyor buyuruyor. Kapkara bir beden kalıyor buyuruyor. Onun için bir gün de Enver abiler böyle bir önlerinde şey vardı, uzun bu televizyon kumanda aletleri var ya, uzun bir şey, simsiyahtı falan da, kendileri de öyle dediler. Aha dediler, insan işte böyle simsiyah bir varlık. Diğerlerinin hepsi monte edilmiş emanet. Ve emaneti veren de sonra aynı şekilde çekip alıyor onu. Dolayısıyla bütün bunlara rağmen neren havalanırsın? İşte bir kimse evliya olması demek, efendim suyun üstünde yürümesi, havada uçması, bilinmeyenler bilmesi, görünmeyenler görmesi değil. Ya Allah-u Teala'ya yakın olması. Allah-u Teala'nın emirlerini severek, zevkle yapması, haramlardan da nefret ederek, tiksinerek uzaklaşmasıdır. Evliyalık budur ya. Evliyalık budur. Yoksa efendim işte bilinmeyenler bile. Allah-u Teala bunu kafirlere de veriyor. İsrailci olarak onlar da veriyor. Ve bir yerden bir yere gitmek. Allah-u Teala iblise bile vermiştir. Bunlar aynı şekilde özenilecek, istenilecek şeyler değil. Allah-u Teala bu dinleyicimizi de inşallah nasip eder. Gayret ederse, sebebine yapışırsa. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı hak ağırdır ve de acıdır. Hak ağırdır. Ağır olduğu kadar da acıdır. Ve aynı zamanda faydalıdır. Hak sözü kabul etmek nefislere ağır gelir. Bunun için peygamberler davetlerine başladıkları zaman hep itirazla karşılaşmışlardır. İslam alimlerine itiraz edilmesinin sebebi de yine nefse, hak sözün ağır gelmesindendir. Batılsa hafif ve aynı zamanda belalı ve zararlıdır. Batıl olan sözler ve işler nefislere tatlı gelir. Nefislerine tabi olanlar sonu zararlı ve belalı olan batıl yollara maalesef iltifat etmektedirler. Müslüman hakka ve doğruya aşıktır. Bunun için kendini hep kusurlu ve hatalı kabul eder. Zaten mertlik de suçu kendinden bilmektir. Peygamber Efendimiz haklı olduğu halde dahi münakaşa etmeyen kimseye cennette bir köşk verilecektir buyurmaktadır. Resulullah Efendimiz bir gün Muaz İbni Cebel Hazretlerine hitaben buyurdu ki, ''Ya Muaz, sana vasiyet ederim ki takva üzere ol, hep doğru söyle, ahdine sadık ol, emanete hıyanet etme. Yetimlere merhamet et. Komşunun hakkını gözet. Kimseye kızma. Hep tatlı konuş. Her Müslümana selam ver. Kur'an-ı Kerim'in yolu olan fıkıh bilgilerini öğren ve bu bilgilerden ayrılma. Her işinde ahireti düşün. Hesap gününe hazırlan. Dünyaya gönül bağlama. Hep güzel, faydalı işler yap. Hiçbir Müslümanı kötüleme. Yalancı şahitlik yapma. Doğru sözü kabul eyle. Her şeyin, her işin bir gayesi, bir kıblesi vardır. Müslümanın hedefi ise Cenab-ı Hakk'ın rızası ve sonsuz saadet yurdu olan cennet nimetlerine kavuşmaktır. Bunun için esas gaye imanla ölmek, ölürken de Allah diyebilmektir. Allah'ı unutarak iş yapan cehennem ateşini talep etmektedir. Doğru tektir. Bunu kabul etmekse güçtür. Hakkı kabul ettirmek için zorlamak da doğru değildir. Çünkü münakaşa çıkar.
Fizikte bir kaide vardır. Artı artıyı, eksi eksiyi iter. Zıt kutuplarsa birbirini çeker. İki taraf da ben haklıyım derse neticede kavga çıkar. Geçim olmaz. Bir evde bile karı kocadan birisi fani, yani yok olursa o evde geçim olur. İkisi de diri ise geçim olmaz. Hakkın doğrunun kabul edilmemesi kibirdendir. Kibir ve bunu benden başkası bilmemelidir iddiasıysa insanları daima yalnız bırakır ve sevimsiz kılar. Çünkü bunun dibinde karşı tarafa güvensizlik vardır. Güvense sevginin, barışın ve başarının temelidir. Güvenin kaybolduğu yerde hayat durur ve insanlar birbirine düşman olur. Merhamet kaybolur. Bunların yuvaları yıkılır ve cenazelerine kimse gelmez olur. Halbuki birlikte, beraberlikte, kardeşlikte, anlaşmada yani cemaatte rahmet vardır. İtiraz etmeyen, hakkı kabul eden ve kendini beğenmeyip haramlardan sakınanın kabına rahmet dolmaya başlar. İhlası artar, istifade etmeye başlar. İşte bu istifadenin hasıl olup olmadığı kimseye yük olmayıp herkesin yükünü çekmeye başlamasıyla anlaşılır. İtiraz eden, doğruyu kabul etmeyen kimse sevimsiz ve asık suratlı olur. Güler yüzlü olmayanınsa insanların itimadını, sevgisini kazanması zordur. Cömert olmayan, vermekten hoşlanmayan kimse de insanların sevgisini kazanamaz. İhlaslı olmayanın, yani sırf Allah rızasını gözetmeyenin, yaptığı hizmetlerde insanlardan takdir veya maddi bir karşılık bekleyenin ise ihlası zedelenir. Allahü Teala da ihlassız kimseyi muvaffak kılmaz. Doğruyu kabul ettirmekle değil, anlatmakla memuruz. Çünkü kalpleri çeviren Cenab-ı Hak'tır. Herkese iyilik yapamayız. Fakat hiç kimseye kötülük yapmaya da hakkımız yoktur. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, birinci bölümdeki ikinci dinleyicimiz koyunun zekat dedi, yani kırkta bir mi davarın? Efendim, koyun keçi aynı sınıftan. 40'tan 120'ye kadar olan bir tane veriyor. 100 koyunu olan da bir tane veriyor. 50 koyunu olan da bir tane veriyor. 60 koyunu olan da bir tane veriyor. 120'ye kadar. Ondan sonraki sayılar değişiyor. Tamamen saat tebeliği de var. Belli bir rakama vardıktan sonra her yüzde bir tane vermeye başlıyor. Yani ticaret malı gibi değil. Mesela şeyin de sığırın da, onun da farklı. Deveninki de farklı sayıları. Koyun keçi gibi değil. Onların da farklı. Tamamen saat tebeliği kitabını açarsa, yani bununla meşgul olanlar, şartlar da bildirilmiş. Ve senenin belli bir zamanında dışarıda otlayacak ama. Dışarıda otlaması gerekir. Çünkü şu anda bizi dinleyenlerden diyelim ki adam 20 tane 30 tane koç aldı, besliyor kurbana. Ticaret malı bu. Sattığı zaman onu ticaret malıdır veya şey yaptığı zaman da ticaret malı olarak zekatını hesap eder. Koyun zekatı olarak vermez onlar. Dışarıya çıkarmadan besleniyor. Dışarıya çıkarmadan içeride kapatmıştır, içeride besliyordur. Çünkü tam İbn-i Sa'de alınmış İbn-i Abidin'den alınarak 6 ay ifadesi geçiyor orada. Dışarıda yayılması gerekir, otlaması gerekir hayvana. Efendim, gelelim son dinleyicimiz suallerine. Ben dedi amayım dedi. 37 yıllık namazımı dedi. 11 senede bitirdim dedi. Sünnetlerine de kaza kıldım dedi. Teheccüde kalkıyordum, orada da kıldım dedi. Önce zor gibi geliyor dedi. Sonra işte dedi birer günlük. Ondan sonra ikişer günlüğe çıkardım dedi. Sonra 3 hatta 6 günlüğe kadar çıkardım ben dedi. Olabilir. Allah Teala gayret kuvvet verir. Bitirdim dedi. Ama buna rağmen dedi namazlarımda eksiklik olmuş, bilmem ne olmuş falan diye dedi. Teheccüde kalktığım zaman falan dedi. Bir günlük dedi kaza namazı kılıyorum dedi. E kılsın. Teheccüde kılmış oluyor. Ta kaza namazını da aynı şekilde ödenmiş oluyor. Peki kaza namazı kalmadıysa ne olur? Ha, kaza namazı kalmazsa zaten kitaplar açık net yazıyor. Mesela bir kimsenin kazaya kalan namazı olmadığı halde kaza niyetiyle kılsa otomatik olarak nafileye dönüşür. Kazaya kalan orucu olmadığı halde kazaya niyet etse, kaza borcu yoksa otomatik olarak o nafileye dönüşür. Zekat borcum vardır diye verdi, zekat borcu kalmadıysa otomatik olarak o da aynı şekilde sadaka haline döner. Yani bunlar zayi olmaz.
Bunlar sahi olmaz. Hani bazılar diyor ki efendim diyor işte benim diyor kazan bitti. E bitsin. Kazan bittiğin halde ne güzel anlamış dinleyicimiz. Ya biz dedi bu zamandayız dedi. Bu da benim gibi yaşı 60'ı geçmiş. Hatalarım oluyor falan. Oho 60'ı geçsen de 50'yi geçsen de 30'da geçsen 20'sinde de olsan bu zamanda ahir zamanda bulunuyoruz. Zulmet çok. Zulmet çok. Bazen mesela hani bizim yaşın gerektirdiği hafızada orası da yaşlanıyor. Hatırlayamıyorsun, şey yapamıyorsun veyahut da unutuyorsun. Bakıyorsun mesela bizim evladımız hatta torunumuz yaşında olan çocuklar var. Onlarda da oluyor. Çünkü unutmak insanın şiarıdır. İnsan nisyan ile maruftur diye ifade geçiyor. İnsan nisyan ile, nisyan unutmak demektir. Maruf tanınır. İnsan unutması özelliğiyle tanınır. Ve o unutmak da büyük bir nimetmiş. Ben çocukluğumdan beri hepsi hafızamda depolanmış olsa, hani bazılarını hatırlıyorsun, bazılarını iz bırakmamış. Ha bir şey, birisi anlatırken, hatırlarken ha falan diyorsun. Bazen net olamayabiliyor. Hepsi kalmış olsa hakikaten yük olur o. Çünkü mesela bizi dinleyen dinleyicilerimiz de şey yapacaklar. Ben bazen aldığım notlar olmuş, şey olmuş falan ta okuldan itibaren şey yaptım. Onları depolamışım, dosyalamışım. Ya şimdi bakıyorum bu dedim, bu zaman hiç bakmamışım ben buna. Bundan sonra da buna bakacak halim yok. Ne lüzum var bunları böyle tutmamda? Bir işe yaramayacak. Ama sana imha ediyorsun. Şimdi her şeyi yazsan, hani günlük tutanlar falan var. Her şeyi detaylı bir şekilde klasör klasör. Bir ev taşıdığın zaman artık bir kamyonda klasör arkandan gidecek değil mi? Bunun için söyledim. Yani insanın da hafızasında her şey böyle yer etse bunlar. Mesela unutamadığı, acı çektiği hadiseler var. Onları hiç unutmasa, hatırında hiç kalmış olsa insan rahatsız olur ya. Yani. Hep acı çeker. Evet. Onun için insan nisyan ile maruftur diye kitaplarda geçiyor. Allah-u Teala öyle yaratmış. Onun yarattığı her şey güzeldir. Biz amenna diyoruz. İnandık, iman ettik. Dolayısıyla efendim hani dinleyicimiz ben dedi böyle yaptım. Hani insanlar yüksünmesin. Bir başlasın Allah-u Teala kolaylık verir. Evet verir. 37 yıllık namaz ediyor. 11 senede bitirdim. Ve yaşım ilerlediği için namazda dedi unutuyorum. Orada dinleyicimiz bir şey söyledi. İşte dedi Şafii mezhebinde dedi farzlar iki. Hayır farzlar iki değil. Farzlar emredildiği gibi. Emredildiği gibi öğle, ikindi ve yatsının 4 rekat farzı 4 rekat olarak kılınıyor. Bütün tek selamda. Bütün mezheplerde böyle. Yani. Bütün mezheplerde. Akşam namazı 3 rekat öyle kılınıyor. Onda bir değişiklik yok. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin nafile namazlarda aslında bütün mezheplerde var. Hanefi mezhebinde de var. Esas olan 2 rekatta. Yani öğlenin ilk sünneti, ikindinin sünneti, yatsının aynı şekilde ilk sünneti. Teravih namazı 2 rekatta. Yani tavsiye edilen, eftal olan. Ama Hanefi mezhebinde bunları 4 rekat kılmak da caizdir. Fakat İmam-ı Şafii Hazretleri hayır buyuruyor. 2 rekat. Şimdi dinleyicimiz dedi ki ben dedi kaza namazı kılarken 2 rekatta selam verdim sonra hatırladım. 2 rekat daha kılsam olur mu? Olmaz. Baştan 4 dolara kılacak. Ancak şöyle bir çıkış yolu var. 2. rekatta 4. rekat zannetti. Tahiyyat salli barik Rabbena okudu selam verdi. Hiç dünya kelamı konuşmadı. Hemen hatırladı. Hemen kalkar, 3. ve 4. rekatları kılar, secde-i sehiv yapar. Böylece namazı yine kurtulmuş olur. Secde-i sehivle namazını kurtarabilir. Efendim, gelelim dinleyicimizin diğer bir suali. Bu sual de önemli. Dinleyicimiz güzel bir konuya da temas etmiş orada. İyi de oldu. Çünkü Ramazan-ı Şerif geliyor. Ramazan-ı Şerif'in arkasında zaten Şevval, Zilkade, Zilhicce şeyleri geliyor. Özür dilerim efendim. Kurban geliyor. Şimdi dedi, ben dedi mesela Rebiülahir'in 10'unda zengin olmuşum. Yazdım ben bunu dedi. Güzel. Bak ne güzel yapmış, doğrusunu yapmış. Dedi zekatımı dedi, seneye Rebiülahir'in 10'unda bakacağım. Hakikaten şeysem zekatımı vereceğim. Peki kurban ne yapacağım dedi. Ha kurbanda bir seneye bakılmaz. Kurbanda kurban bayramı 1., 2., 3. günü. Dinen zengin mi değil mi ona bakılır. Nisaba malik mi değil mi ona bakılır. Yoksa bir senelik zekatı falan değil. Kurban bayramı geldi.
borçlar vardı, borçlarını da çıkardı. Elindeki altını, parasını hesap etti. İşte 20 miskal altın, Hanefi mezhebinde 96 gram ediyor. Onun karşılığında Hanefi mezhebindekiler için vacip, diğer 3 mezheptekiler için de müekked sünnettir kurban kesmesi. Yoksa bir senelik bekleme durumu söz konusu değil. Peki, tabii gene kaza namazını anlattıydı dinleyicimiz, şey yaptı da, diyelim ki bu dinleyicimizin şeyi anlattığına göre kurban kesmesi vacipti Hanefi mezhebine göre. Bilemedi, yapmadı. Sonra da öğrendi ki, aa dedi, bu bana vacip. Ne oldu? Borç oldu bu. Nasıl kazaya kalan namaz kaza edilerek arkasından tövbe edilmek suretiyle aynı şekilde telafi ediliyorsa, tutulamayan oruç kaza ediliyorsa, ha ömür boyu şeker hastasıdır, tutamayacaktır, fidye verecek, fidye vermesi gerekir. Kurbanı kesmediyse o kurbanı da aynı şekilde bedelini altın olarak fakire vermesi lazım buyuruyor. Peki efendim, vermezsen ne olur? Vermezsen verme, paşa gönlü bilir. Mahşer günü önüne koyuverirler. Döve döve alırlar diyor. Tabii döve döve alırlar. Ödettirirler yani. Merak etme. Merak etme. Şimdi insanlardan bazıları, bana ne canım, işte Allah-u Teala affeder. Paşa gönlüm bilir. Allah-u Teala elbette affedicidir. Ama Allah-u Teala kendisinin azap edici olduğunu da bildiriyor. Hatta azizün zintikam buyuruyor. Azizün zintikam buyuruyor. İntikam alıcı da. Dolayısıyla efendim, ister zekat borcu olsun, ister kurban borcu olsun, ister oruç borcu, ister sadaka-i fıtır, Hanefi mezhebinde vaciptir, bunu da ödemek gerekir, dinen zengini vermesi lazım. Namaz borcu olsun, bunları hayattayken ödemeye başlamak. Kul hakkı da buna dahildir tabii ki. Bunların hepsini ödemek lazım. Ödemeye başlarsa Allah-u Teala bu dinleyicimizin de dediği gibi kolaylık ihsan eder. Taksit aynı şekilde ödeyebilir. Bunları dünyadayken halletmeli. Ahirete bırakmamalı. Orada çok zordur. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bir gün talebelerini anlatırken buyuruyorlar. Kardeşim buyuruyorlar. Allah-u Teala dünyada işte mümine sıkıntı verir, hastalık verir, dert verir, bela verir. Bunlarla günahlarını aynı şekilde temizler. Çünkü o günahların bir cezası olacak. Dünyada veriyor bunu. Eğer dünyada verilmezse, ahirete kalırsa, bu 1:10, 1:100, 1:700 misli misline gelir. Tahammül etmek de mümkün değil oranın ızdırabına. Bunun için de herhangi bir dert, herhangi bir sıkıntı, herhangi bir hastalık, herhangi bir şey geldiği zaman oturup düşünmeli. Oturup düşünmeli. Allah-u Teala'dan ben ne talep ettim ve bugüne kadar Rabbimin emirlerine ne dereceye kadar ittiba ettim. Bir sürü günahlar var ve bunların bedeli ödenecek. Ya Allah-u Teala dünyada hastalık vermiş, bununla seni temizliyor. O zaman isyan etme. Evet, hani ya Rabbi dua edilir, isyan edecek kadar aynı şekilde bana yük yükleme diye Kur'an-ı Kerim'de de bildiriliyor. Ama şunu unutmamalı ki herkes iyiliğin de karşılığını görecek, işlediği günahın da karşılığını görecek. Bundan kurtuluş yok. Çünkü Cenab-ı Hak Zilzal suresinde Estağfirullah. Ve men ya'mel mithkale zerratin hayran yara ve men ya'mel mithkale zerratin şerran yara. Sadakallahül azim. 7 ve 8. ayet-i kerimeleri Zilzal suresinin, zerre kadar yapılan iyilik karşılık görecek buyuruluyor. Zerre kadar işlenen kötülük de, yapılan kötülük de mutlaka karşılık görecektir. Ya bu dünyada olur, ya kabirde olur, ya mahşerde olur veya cehennemde olur. Peki mükafat? Dünyada da olur, kabirde de olur, mahşerde de olur, cennette de olur. İkisini de aynı şekilde Cenab-ı Hak yaratmış. Peygamber vasıtasıyla aleyhissalatü vesselam ve peygamberlerinin varisleriyle bunları açıkça kullarına bildirmiş. Ondan sonra tercih sana ait. Paşa gönlün bilir. Okursun, kabul edersin, reddedersin, inkar edersin, söversin. İstediğini yapmakta serbestsin. Sen istediğini yapmakta serbestsen, her şeyi yaratan da aynı şekilde istediğini yapmakta serbest. Kusura bakma. Kusura bakma. Dolayısıyla hepimiz için zaten cuma günü, cumayı cumartesiye bağlayan gece Berat Kandili, geçen seneki Berat Kandili'nde eğer ismimiz çizildiyse cuma gününe kadar gideceğiz demektir. Çizilmediyse cumayı cumartesiye bağlayan gece bir sene içerisinde olacak olan hadiseler, ölecek olanlar, doğacak olanlar levh-i mahfuza yazılı. Ya orada çiziliyorsa? İşte 10 sene sonra ödemek üzere falan. 10 sene değil ya, 6 ayın kalmış, 3 ayın kalmış, 1 ayın kalmış, 1 haftan kalmış, değil mi? Onun için Cenab-ı Hak hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Son nefesi de hepimize iman selameti ihsan etsin inşallah. Dinleyicimizin sorusunda şimdi zenginlik ölçüsü diyelim ki 20 bin lira şu anda. Ben dedi baktım, birazcık eksik yani.
zekat nisabına malik değilim. 18 bin lira diyelim. Bu durumda dinleyicimiz şey yapmamış, kurban da kesmemiş yani. Kurban nisabıyla zekat nisabı arasında aynı şeye mi bakacağız yoksa fark var mı? Fark var. Çünkü kurban nisabında buyuruyor ki kadın olsun erkek olsun giydiği iç ve dış elbiselerin 3 katını ayıracak, diğerleri dahil edilecek. Ev içinde kullanılmayan, hiç kullanılmayan, orada konmuş ileride lazım olur diye. Onlar da dahil edilecek. Kurban nisabına bunlar dahil ediliyor. Veya diyelim ki arsası var. Zekata dahil etmiyor ama kurban nisabına dahil ediyor bunları. O zaman bakıyorsun onları üstüne koyunca 18 bin değil 28 bin çıkıyor karşına. Zaten kurban bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü bu 3 güne bakılıyor. Bu 3 gün içerisinde bu durum varsa kurban nisabına maliktir. Kurban kesmesi vaciptir. Kesmezse üzerinde borç kalır. Ahirette ödettirler. Borcu nasıl öder? Borcu nasıl öder? Keser mi? Yani? Hayır, kesmez artık. Hanefi mezhebinde kurban bayramı 3. günü güneş batana kadar kesilir. Şafii mezhebinde 4. günde kesilebiliyor. Kesti. Yani kesemedi. 3. gün güneş batınca artık bedelini, mesela geçen sene 1100-1200 civarında oynuyordu şey İstanbul'daki. 1300 civarında oynuyordu. Hatta sığır adana iyisine girdi. 1500-1600 falan, evet. 1700 doluyordu. Dolayısıyla kendi durumuna göre efendim ben 1000 liralık veya da 900 liralık da buldum. Tamam, 900 liralık aynı şekilde altını fakire verir. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.